Rasim, yayını biraz önce izleyebildim bilmiyorum ama Sinan Burhan dedi ki Ankara'nın tavrı dedi. Ankara'da çeşitli yetkililerle görüştüm. Tavrı bu işin bir provokasyon olduğunu düşünüyorlar dedi. Ve arkasında da kulüp başkanlarını Ali Koç ve Dursun Özbey'in olduğunu da düşündüklerini ifade etti. Bir kanaat edinmiş öyle. Bir de sen daha da ileri gidiyorsun. Önceki gün attığın tweetlerde diyorsun ki açıkça söyleniyor. Devlet operasyon yapacak diyorsun. Şimdi nasıl bir operasyon? Yani mevcut kulüp başkanlarına veya işte bu konuda sorumluluğu olan kişilere onları o görevlerden kaydırmayı mı deneyecek, yoksa bildiğin bir adli operasyondan bahsediyorsun? Önce oradan başlayalım. Şimdi Sinan Bey'in demin söylediklerini dinledim. Sinan Bey'in söyledikleriyle benim Ankara'daki devlet yetkilileriyle konuşmalarım çok paralel. Yani Sinan Bey'in perspektifi bugünkü yani şu anki devleti yöneten kritik birimlerin de perspektifiyle birebir aynı. Zaten Gürkancığım, şimdi tabii sen ve Barış da seneler sonra yan yana gelince bende bir nostalji duygusu da oluştu tabii. Yani seneler sonra biz sizle de çok yayın yaptığımız için. Şimdi seni seveceğim bir benzetme yapayım. Abdülkadir Selvi'yi bugün okumuşsunuz Evet. hepiniz. Şimdi Abdülkadir Selvi'yi bugünkü Türkiye'de Fahri Rıfkı Atay gibi görmek lazım. Yani bugün neyse mevcut devletin sistemin perspektifi sevgili Abdülkadir onu yansıtır. Yani tabii teşbihte hata olmaz. Yani Fahri Rıfkı'nın edebiyatçı bir tarafı da vardı. Ama gazeteci olarak Abdülkadir Selvi'nin bugün yazdıkları birebir Yani Ankara'nın Ankara'da bak havası, Ankara'nın havasını polisleri yansıtır diyorsun. Abdülkadir abi polisleri iyi koklar. Doğru. %100 Ankara'nın bakışıdır. Şimdi o gün ben o günü bir anlatayım. 29 Aralık günü Evet. bu gerçekten büyük bir yani bir nevi Türkiye o kadar bir saçma ortam oluştu ki yani herkes delirdi. Yani 29 Aralık gecesi ne olduğu da belli değil. Şimdi ortaya çıkıyor. Herkes normalleşiyor. Ayrıca ben seni dinledim. Mesela Barış'ın söyledikleri de benim söylediklerimle çok uyumlu. Yani üç kurum da kesinlikle kabahatli. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray'ı da kayırmıyorum. Çünkü şunu da söylemeliyim. Yani adaletin gereği bu. Bu iş biraz Ali Koç'a fatura edilmeye başlandı. Hatta demin Neden? Sinan Bur Neden? onu bilmiyorum. Yani böyle bir hava var. Yani şimdi ben şahsen Dursun Özbey'e de burada çok kızıyorum. Bizim Galatasaray'ın bir genel sekreteri var mesela. O da ortalığı karıştırdı deniyor. Şimdi bu işi bir kere önce iyi tetkik etmek lazım. Yani o gün bu saçmalıklar nasıl oluştu? Olmayan şeyler söylendi, yalanlar söylendi. İstiklal Marşı engellendi, yok şunu istemiyorlar, yok bunu istemiyorlar, yok şuydu, yok buydu. Ve bunun ardından önce büyük bir yalanlarla beraber bir Atatürk istismarcılığı ortamı doğdu. Atatürkçülük değil bu. Yani nasıl ki peygamber terliği satanlar Müslümanlık adına değil bir din istismarı yapıyorsa hem duvar öyle çeşitli tarikatlar, cemaatler o günde halkın Atatürk'e olan sevgisi kullanılarak korkunç bir istismar ortamı doğdu. Ve ondan sonra da Futbol Federasyonu Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklamayla bir de Suudi Arabistan'a yaltaklandılar. Bir de övdüler, yalakalık yaptılar. Yani dik durdukları da yok. Yani öyle bir durum varsa söylendiği gibi işte onlar da belli değil. Polis aramış da, şuymuş da, buymuş da. Abi o zaman dik duracak. Diyecek ki kardeşim biz bir daha buraya gelmeyeceğiz. Bir kere Suudi Arabistan'a bu iki kulüp dönecek ve yeniden maç oynanacak diye bir takvim var şu an federasyonda. Bir daha nasıl olacak bu iş onu da anlamıyorum ama paraları da almışlar. 1,6 milyon dolar Galatasaray, 1,6 milyon dolar Bir de Fenerbahçe'ye. tazminat var Rasim. Evet, tazminat var. Yani iş Kim ödeyecek onu? saçma sapan bir noktaya geldi. Rasim, sen şimdi mesela yazıyorsun da dur işte bu kulüplere kulüpler operasyon çektiler falan diye genelde de öyle yazılıyor ama izleyicilerimiz bilmeyebilir. Dursun Özbek AK Parti'ye uzak bir isim değil. Hatta Galatasaray başkanı olurken bizzat AK Partili yetkililerin telkiniyle aday olduğu da biliniyor. Yani
AK Parti'ye yakın olan Dursun Özbek mi AK Parti operasyon çekti? Ya. Değil. Bak şöyle, bence Barış, ben o operasyon görüşünden yana değilim. Bak ben şimdi iki şey var. Bir, böyle Norveçli bir hakem gibi bakıyorum olaya. O gün ben tabii olayları yazınca telefonlar geldi. Bir sürü insanla konuştum. Hakikaten, hatta ben bunu tweet attım. Devlet şu an çok öfkeli diye. Evet, aynen, tweet'in öyle var. Bir dakika ya. Rasim Bey, kim bu devlet ya? Çok öfkeli dedin. Abi devleti yönetenler. Kim yani? Devlet. Hayır şimdi, ama şöyle. Efendim şöyle. Şimdi sen bir saattir isim vermiyorsun, şimdi isim soruyorsun. Rasim Bey, şimdi devlet çok öfkeli. Hangi devlet çok öfkeli? Devlet dediğin güzel kişi. Devlet öfkelenmez. Ya Sevinç. Devlet öfkelenmez. Evet. Öfkelenemez yani, güzel kişi. Şu an o bir şeydi. Hani bir söz sanatıdır. Ama yok söz sanatı. Ama yok. Hayır. Ama bak bir dakika. Özür dilerim. Şimdi söz sanatı burada yanlış. Ya devlet dediğin zaman sen de bir saattir söz sanatı yapıyorsun. Efendim, ismini söyleyebildin mi Şaban? Bağlamaya çalışıyor. Ankara düşünüyor dediğinde. Efendim, devlet dediğin zaman o Ankara anlamındadır. Yani herhalde yani. Hayır canım, olur mu? Devlet dediğin zaman biz şunu anlarız. Devlet dediğin zaman içinde efendim Genelkurmay'ın olduğu, efendim Milli İstihbarat'ın olduğu, Dışişleri Bakanlığı'nın olduğu, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı bilmem ne filan. Ya devlet hani. Devlet. Onları mı kastediyorsun? O devlet zaten. Benim bahsettiğim o devlet. Ama başka devlet canım, ne alakası var? Devlet denmiyor Türk siyasi literatürde. Yani devletin güvenlik, istihbarat birimi, işte yargı da. Yani tabii aslında yargı devletin direkt parçası değildir ama bizim geleneğimizde öyledir. Yani diyelim hani bazı ülkelerde yargı çok yani bağımsızdır da devlete de bazen şey yapar. Hani bizde de oluyor arada, değil mi? Ama buradaki olay şu. O gün bu ortam vardı. Hatta bak ben dikkat et sevgili Gürkan, tweetlerde dedim ki aman dedim, yani bu işi abartmaya gerek yok. Futbol yorumcularına da. Bak şimdi benim Rasim konuştum. Biraz adım adım gidelim burada. Sen diyorsun ki tweetinde devlet şu an 15-16 Temmuz 2016 günü olduğu kadar öfkeli dersem abartı olur ama yanlış olmaz diyorsun. Evet. Artık 29 ve 30 Aralık'ta tamamen öyleydi. Ya. Hayır, bir komple mi arıyorlar? Ya, ben anlamadım. Allah Allah. Biraz aç ya, bunu. Ya, Allah. Kim yaptı bunu? Rasim, bak biz seninle 200 televizyon programı yaptık. Sen konuşunca Barış, ben korkuyorum kardeşim. Sen çünkü böyle operasyon dedin mi arkadan millet gözaltına alınıyor. Ergenekon'dur, Balyoz'dur. Yani hayır, Ali Koç'u mu gözaltına alacaklar? Yok bak şöyle. Hayır ne bileyim, Dursun Özbey mi gözaltına alacaklar? Bir dakika alacaklar? Oraya gitmeden hayır. Peki biraz açsın yani. Hayır, ne istiyor? Rasim ne zaman konuşsa. Bak şimdi Rasim yani. Biraz böyle aradan aba altından sopa gösterme işlerini de çok sever. Yok ya bu sefer öyle değil. Ne bileyim 200 program ya, ama, yaptık ama şey yani. Ama şimdi Barış, sefer de o 200, şeyde, o 200 programında neticesinde bak sen milletvekili oldun. Yani. İyi oldu yani. Şimdi burada peki Rasim duymadı peki, galiba. Rasim Ozan. Şaban Sevinç. Şimdi bu Ankara'daki devlet hiç kendisini sorgulamıyor mu orada? Şimdi Cidde'deydi mi maç? Riyad'da. Bak Şaban Sevinç, bir saattir yorum yapıyorsun. Ya Ferhat, 20 kere Cidde dedin ya. Bir saniye lütfen ya. Ben de 10 keresini düzelttim. Size bakarsan Cumhuriyet Halk Partisi suçlu bu Riyad'daki krizden. Allah Allah. Doğru, şimdi Riyad'da bu, olduğunu. Yani Ankara'da devlet, hani o tüzel kişi. Efendim orada Riyad'daki olayda, orada Türk Büyükelçisi var değil mi? Heyetin başında evet. Sayın Spor Bakanı var. Bu arada Şaban Bey, Emrullah işler göreve başlamamış. Riyad'dan bir açıklama geldi. Şu anda Emrullah Bey daha henüz görev almamış orada. Ha, kim almış mı orada? Daha yok şu anda elçi başlamış. Ben Emrullah Bey için söylemiyorum. Orada her halükarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir büyük elçisi var. Evet. Yani Spor Bakanı orada. Türk Büyükelçi orada Riyad'da. Büyükelçinin dışında bizim diplomatlarımız, Riyad'daki diplomatlarımız muhtemelen bir sürü diplomatımız var orada. Müsteşarı vesaire. Futbol Federasyonu Başkanı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın adamı. Futbol Federasyonu Başkanı kimin adamı? Yani CHP'li mi Futbol Federasyonu Başkanı? CHP'nin adamı olduğundan ayrı. Tamam yok. Dur yavaş yavaş gidelim. Ya buradan nasıl sorunuzu bir sorun. Şey, buradan nasıl bir şey çıkıyor yani? AK Parti'ye karşı bir operasyon çıkıyor. Yani AK Partililer AK Parti'ye operasyon mu yapmış? Anlamadım. AK Parti yok. AK Parti ile ilgili bir şey değil. Şimdi o günkü bak ben önce objektif durumu anlatayım, sonra kendi görüşümü söyleyeyim. Yani tamam. Kendi görüşüm benim birebir
aynı değil. Onun için ben Abdülkadir Selvi'nin yazısını söyledim. Sinan Bey'in de Ferhat kardeşimin, Ferhat Murat'ın da söylediği bugünkü Ankara'nın devletin bakış açısıdır. Onu söyleyeyim. İktidarım şimdi bakayım. Ben önce bir manzarayı açayım. Aç. 29 Aralık gecesi bu işin tamamen bir operasyon olduğu, her şeyin kasıtlı planlandığı düşüncesi vardı. Benim düşüncem tam öyle değil. Ben büyük bir beceriksizlik, büyük bir istismar, büyük bir popülizm ve büyük bir saçmalıklar silsilesi görüyorum. Yani Ali Koç oturdu da ben öyle bir operasyon yapayım ki ya şu Recep Tayyip Erdoğan zora düşsün. Şu, öyle bir şey değil. Zaten ben Ali Koç'un Recep Tayyip Erdoğan'a yani kendi iç dünyasında sevmeyebilir ama normalde gayet Recep Tayyip Erdoğan'la uyumlu geçinmeye arzulayan zaten Koç ailesi hep devlete biat ve itaat etmiştir. Ya yani öyle, parayı, onların öyle bir devletle dertleri yok. En çok parayı ama, AK Parti döneminde kazandık diye açıklama yaptı Ali Koç. Tabii canım. Doğru doğru. Ama Koç Rasim değil, şu detay da var. Gezi olaylarındaki finansörlüğü de var tabii. Efendim? Gezi olaylarındaki finansörlüğü de var. Sen de çok iyi biliyorsun. Finansörlüğü yok Gezi'nin. Bak şöyle, Allah şöyle bak. Divan otelini dur, Rasim şeyde olduğu için tam anlayamıyorum. Ferhat o gün o Gezi olaylarında konuşuruz. Bir devrim oluyor gibi komik bir şekilde herkes yine aynı 29 Aralık gecesi gibiydi o da. Öyle evet, bir saçma evet. Ortam olduğu için bunlar da Recep Tayyip Erdoğan gidiyor diye divan otelini açtılar. Sonra da zaten bin pişman oldular. Sonra Barzani Tayyip Erdoğan'la koçları rahmetli Mustafa Koç'u barıştırdı. Hatta biz yayın yapmıştık 6 Mart 2014'te. Onu sormuştuk Tayyip Erdoğan'a. Tam 17-25 Aralık darbe teşebbüsü sonrası Barzani barıştırdı siz diye. Evet dedi Barzani barıştırdı diye Tayyip Erdoğan bize söyledi. Hatta ben demiştim Aydın Doğan'la da bir barışma olabilir mi? Yok o olmaz olmaz dedi Tayyip Bey. Sonra Aydın Doğan'la da barışıldı ama da Aydın Doğan da medyadan gitti. O da ayrı bir konu. Yani şu an itibariyle ben orada benim kanaatim bir operasyon yok. Ama devletin bakış açısı hakikaten bir operasyon olduğu yönündeydi. Her iki kulübe de federasyona da Mehmet Büyükekşi'ye de büyük tepki var. Ama Büyükekşi operasyon değil de bir beceriksizlik, yeteneksizlik. Çünkü hakikaten ya o gece olan bu kadar üst üste bir saçmalık olamaz ya. Burada yani gerçekten demin Gürkan çok güzel söyledi. Kulüpler aman ben Atatürk'ü daha sahiplenir gözükürüm korkusuyla bir gaza geldiler. Bir gaza geldiler. Yok ben şunu da yapacağım. Ya bir ara Suudi Arabistan marşı okutmayalım demişler falan filan. Yani artık iş bir komediye dönüşmüş.